Herkese merhabalar. Isı ve hal değişimi konusunu yapacağız seninle Tonguç'um. Bu konu önemli mi hocam? Çok önemli bir konu. Gerçekten de 8. sınıfta ağırlıklı olan bir konu. Madde ve endüstri ünitesinin aslında ikinci kısmı. Isı ve sıcaklığın ne olduğunu biliyorsun ama maddenin hallerini anlayabilmen için ve maddenin hallerinin yapısını tam çözebilmemiz için ilk başta senle bunları bir tekrar edeceğiz. Senle beraber geçmişe dönüş. Geçmişe yolculuk yapacağız ve gerçekten öğrendiklerini tekrar edip 8. sınıfa çok iyi bir temel oluşturacağız diyoruz. Hadi bakalım Tonguç başlayalım. Bir kere katı, sıvı ve gaz hallerine bakarsak, maddenin katı, sıvı, gaz hallerine bakarsak şöyle düşünelim Tonguç'um. Katıdan sıvıya geçişe, hatta şöyle yazalım. Katıdan sıvıya geçişe biz ne diyoruz Tonguç'um? Erime olayı diyoruz. Mesela buzun su haline geçmesi. Dolayısıyla bu bir erimedir. Peki sıvının katıya geçmesi ise bunun tam tersi olayı, yani donmadır diyoruz Tonguç'um. Aynı şekilde sıvının gaza geçişi, sıvıdan gaza geçişe biz Tonguç'um buharlaşma diyoruz. Buharlaşma diyoruz. Bunları çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Çünkü zaten 8. sınıfta aynılarını göreceğiz. Diğer bir adı da Tonguç'um kaynamadır bunun. Gazdan sıvıya geçişe ise yoğuşma diyoruz Tonguç evladım benim. Diğer bir adı da, ikisini de göstermek istiyorum sana, yoğunlaşmadır Tonguç evladım benim. Peki katıdan gaza geçişe nedir dersek, bu da çok önemli bir şey. Süblimleşme denilen garip bir adı var. Ve tam tersi de gazdan katıya geçişe ise kırağılaşma dediğimiz bir ada sahip Tonguç evladım. Dolayısıyla hal değişimlerini genel olarak bu şekilde bilmek zorundayız. Peki bundan sonra da maddenin çaycıkları arasındaki boşluk nasıl artıyor? Tonguç'um şöyle düşünelim. Katıdan sıvıya geçerken bak tanecikler bu kadar yakındı, şimdi aradaki boşluklar artmış. Dolayısıyla katıdan sıvıya geçerken maddenin tanecikler arasındaki boşluk artar. Bir de artar erimede. Aynı şekilde sıvıdan gaza geçerken bak buradan arasındaki boşluk bu kadarken bunun arasındaki boşluk bu kadar artık daha uzaklaştı. Dolayısıyla buharlaşmada da, yani katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken tanecikler arasındaki boşluk arttı diyoruz. Peki aynı zamanda Tonguç'um tam tersine şöyle düşünelim. Gazdan, bak bunu yanlış yapmışım, çok özür dilerim. Bu tam tersi. Şu şöyle olmalı oku. Şu olmayacak. Şu şöyle olmalı oku. Şu da şöyle olmalı. Yani katıdan gaza geçerken Tonguç, katıdan gaza geçerken aslında tanecikler arasındaki mesafe bayağı artıyor. Dolayısıyla bu da tanecikler arasındaki mesafe artar diyebiliriz. Maddenin taneciklerinin hareket hızı azalır dediğimiz zaman, şimdi hangisinin hareket hızı en fazladır? Tabii ki gazlar deli gibi hareket ederler. Dolayısıyla en yavaşta katıda hareket eder. Dolayısıyla hareket hızı azalanlar aslında gazdan katıya doğru gidenler. Gazdan katıya doğru gidenler, bak gazdan sıvıya doğru artık böyle daha durağanlaşıyor. Yoğuşma, yani 6. Sonra donma. Donduğu zaman artık daha yavaş hareket etmeye başlar. Tam tersine kırağılaşma. Kırağılaşma da bir çeşit donma gibidir. Gazın donmasıdır diye düşünebilirsin Tonguç'um. Hal değişim sırasında bir dakika dur bakayım. Evet. Hal değişim sırasında madde çevresinden ısı alır mı Tonguç evladım? 1, 2, 3'ü yanlış yazdım. 1, 2, çok özür dilerim. 5 olması gerekiyor. Çünkü sürümleşmeyi artık bu tarafa doğru, bu ok yönünde gösterdik diyoruz. Hal değişim sırasında madde çevresinden ısı alır dediğimiz zaman ısı alan şey nedir Tonguç? Erirken madde çevresinden ısı alır. Yani 1'de ısı alır. Veya işte buharlaşırken ısı alır madde. Veya işte süblimleşirken ısı alır madde. Yani 5'te ısı alır diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla madde... Ben de hal değişimi yaşandı hocam az önce. Evet, maddede katıdan sıvıya, sıvıdan gaza veya katıdan gaza geçerken çevresinden ısı alır. Bunun tam tersinde ise çevresine ısı verir. Bunu bilmek zorundayız. Maddenin ayırt edici özelliklerine baktığımız zaman Tonguç, maddenin bir erime noktası denilen çok önemli bir özellik. Mesela buzun erime noktası nedir desem sen bana ne dersin Tonguç evladım benim? 0. Aynen öyle, süper zekisin. Peki suyun donma noktası nedir desem sana ne dersin evladım benim? 0. Süper zekisin. Veya işte suyun kaynama noktası nedir desem sana ne dersin evladım? Suyun kaynama noktası. 100. Süper zekisin gerçekten. Savmaddeler hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır Tonguç. Mesela örnek olarak erime noktası 10 derece, bunun 25 derece, bunun da 10 dereceymiş. Şimdi bir kere şöyle düşünelim. Ayırt edici özellik ne demekti? Maddenin hangi madde olduğunu anlayabilmemiz için bizim bildiğimiz veri aslında. Şimdi Eğer sen birinci maddenin erime noktasını 10 derece, üçüncü maddenin erime noktasını 10 derece olarak biliyorsan demek ki bu iki madde aynıdır diyebilirsin Tonguç. Neden? Çünkü ikisinin de ayırt edici özelliği olan erime noktası birbirleriyle aynı olduğu için. Erime noktası donma noktasıyla aynıdır Tonguç'um. Mesela su kaç derecede eriyor? Pardon, buz kaç derece? 0 derecede. Su kaç derece donuyor? 0 derecede. Erime noktası donma noktası aynı. Aynı cins madde için. Veya su kaç derecede kaynıyor? 100 derecede. Su buharı kaç derecede yoğuşuyor? O da 100 derecede. Yani aynı noktada olur diyoruz ve her madde için farklıdır. Mesela su tamam 100 derecede kaynıyor. Alkol kaç derecede kaynıyor biliyor musun Tonguç'um? Alkol dediğimiz madde 78 derecede kaynıyor. Yani farklı maddeler için farklı kaynama noktasından bahsedebiliriz. Sıcaklık zaman grafiğini yorumlamayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela bir madde buradan sıcaklığı artmaya başladı. Arttı. Kaça kadar? 5 dakikalık zaman diliminde 100 dereceye kadar geldi. Burası tabii ki sıfırdı. Sıfırdan 100 derece çıktı. Sonra bir ne geçirdi? Böyle bir düzlük oldu. Bu düzlük aslında bizim için hal değişimi noktası. Hal değişimi burada geçiriyor. Hal değişiminden sonra tekrar sıcaklığı arttı. Isıtılan bir maddeden bahsediyoruz. Sonra tekrar bir düzlük oldu. Bu da bir hal değişimi artık. Sonra sıcaklığı tekrar artacak. Şimdi bak Tonguç'um. Bak bir madde ısıtılırsa biz buna ısınma grafiği diyoruz. Bu ısınma grafiğin zaten 8. sınıfta aynısını göreceğiz. Isınma grafiği dediğimiz şey aslında maddenin sıcaklığının artışını gösteriyor. Ama her zaman artmıyor. İşte bu düzleştiği yerlerden eğer iki tane varsa ilkine biz erime diyoruz. İkincisi ne ise kaynama deriz veya buharlaşma deriz Tonguç evladım. Maddenin erime noktası nedir ise erimenin düzlüğünün olduğu sıcaklığa geliriz yani 100 derece. Peki maddenin kaynama noktası kaynamanın düzlüğünün olduğu yere geliriz yani 200 derece diyoruz Tonguç. Peki maddede 150 derecede hangi halde bulunur desen sen erime ile kaynama noktası arasında yani şurada bir yerdeki halini soruyorsan erime ile kaynama arasında olduğu için sıvı halde bulunur diyeceksin. Çünkü burada aslında erimeden önce katıydı sonra sıvı hale geçiyor eridikten sonra kaynadıktan sonra da gaz haline geçmesi gerekiyor maddenin. Madde 14. dakikada hangi halde bulunur? 14. dakika 14. Burada bir yerdedir. Süper. Bak buraya geliyor. Yani o da sıvı hale geliyor. Mesela madde 21. dakikada hangi halde ise bak buraya gaza geliyor diyoruz. Gaza gelme, dize gelirsin. Tonguç evladım benim. Geldik sıcaklık zaman tablo yorumlamaya bakalım bir de. Bu da çok önemli. Hocam bizim beden hocamız diyor ki fazla sevme üzülürsün lastik don gibi üzülürsün diyor. Tebrik ederim. Çok güzel laf söylemiş. Başlangıçta sıvı olduğu bilinen bak burası sıvı olduğu bilinen saf maddeyle ilgili. Sıcaklığını bak ne olmuş? Sıcaklığı 5, 10, 15 zaman geçiyor. Sıcaklığı da 50, 75, 100. Allah. Bir dakika enteresan bir şey var Tonguç burada. 50, 75, 100. Ya Allah. Tonguç nedir sence buradaki problem? Aynen nedir buradaki problem sence? Sıkıntı var hocam. Bilemem. Aynen öyle. Burada bir sıkıntı var. Çünkü burada hep artıyorken bak burada artmış. Burada artmış ama sonra burada artmamış Tonguç. Burada da artmamış. Burada da ondan sonra burada tekrar artmaya devam etmiş. Dolayısıyla işte tam bu aralıkta yani madde şu aralıkta sıcaklığı sabit kaldığı için demek ki bu aralıkta aslında sıvı olduğu bilindiğine göre kaynamış Tonguç. Kaynama olayı bu aralıkta. Demek ki sıvının kaynama noktası işte bu sıcaklık yani 100 derecedir diyebiliriz. Madde 30. dakikada hangi halde ise 30. dakikada 150 dereceye geldiği için artık kaynamayı geçtiği için kaynamadan sonra olduğu için bu gaz halindedir diyebiliriz. Peki bilmem kaçıncı dakikada madde hal değiştirmiştir? Artık Tonguç'um bu madde 15. dakikada hal değiştiriyor diyebiliriz. Çünkü 15. dakikada artık 100 derece yani kaynama noktasına gelmiş. Kaynama noktasından sonra artık hal değiştirmeye başlıyor diyoruz. Ve ısı ve sıcaklık arasındaki bir farklara bakalım. Tonguç'um ısı dediğimiz şey aslında... Aynı şey hocam ısıyla sıcaklık hatamız olması. Hayır çok önemli bir şey bu. Isı bir enerji çeşididir Tonguç'um. Ama sıcaklık bir enerji çeşidi değildir. Sadece bir ölçüm birimidir. Ölçüm yöntemidir. Kalorimetre kabıyla ölçülür ısı Tonguç'um. Sıcaklık ise tabii ki çok yakından bildiğimiz termometre dediğimiz aletle ölçülür. İçinde civa vardır. Civanın genleşmesine göre çalışır ve sıcaklık fazla olduğu zaman daha fazla sıcaklığı da gösterir. daha yukarı çıkar. Birimi kalori veya jülken ısının, birimi ise sıcaklığın santigrat derecedir. Buna biz santigrat derece diye okuyabiliriz sonuç olarak. Maddeler arasında alınıp verilebilir ısı, ısı alışveriş yapılan bir şey. Bak, enerji ve alışveriş yapılan bir şey Tonguç'um. Ama sıcaklığa baktığımız zaman maddeler arasında alışveriş asla olmaz. Sıcaklık zaten bir ölçüm birimidir. Peki Tonguç, bana bir soru sormak istiyorsun sence burada. Ne sorabilirsin? Hocam termometreyle vücut sıcaklığı ölçülebilir mi? Aynen, ölçülebilir mi Tonguç sence? Bence ölçülür. Evet evladım, hastalandığımız zaman ağzımıza, popumuza, kıçımıza, işte koltuk altımıza şeyler koyuyorlar ya işte, evet. Onların hepsi termometre ve bizim... Ben koltuk altımı tercih ediyorum. Kokusu daha az oluyor. Evet, iğrençsin Tonguç'um, tebrik ediyorum. Dolayısıyla bu bizim vücut sıcaklığını ölçüyor. Eğer vücut sıcaklığı insan 36,5 derecedir, 40 dereceye falan çıkarsa hastalanmış, 30 derece hastalanmış demektir. O yüzden hemen onun için hastaneye gitmek gerekir diyoruz. Isı alışverişine baktığımız zaman sıcaklıkları, çok önemli bir laf yazacağım buraya Tonguç'um, farklı maddeler temas ettirildiğinde ısı alışverişi oluyor. Mesela şöyle Tonguç'um, bu 30 derecede madde, bu 40 derecede madde. Neden 30 derecede bir tane halka çizimde, burada 3 tane halka çizim? Çünkü 40 derecedeki maddenin titreşim sayısı 30 dereceden fazla olduğu için zaten sıcaklığı fazladır. O yüzden maddenin taneciklerinin ne kadar çok titreştiği aslında onun sıcaklığının ölçü birimiyle alakalıdır. Yani ben sana şöyle bir madde yapsam, bir de şöyle ikişer titreşimli bir madde yapsam, bu daha sıcaktır, bu daha az sıcaktır diyebilirsin Tonguç Evren Bey. Şimdi bu 40 derece, bu 30 derece ise, bunun ısı akış yönünü göstermeye çalışsam tabii ki sıcaktan soğuğa doğru, yani 40'tan 30'a doğru, yani sağdan sola doğru akar. Burada ise buradaki sıcak, buradaki soğuk, o zaman sağdan sola doğru. Peki burada nasıl akar? Sıcaktan soğuk, o zaman yukarıdan aşağı doğru akar diyoruz ve ısının akış yönünü de göstermiş oluyoruz. Peki Tonguç, sana trikli bir soru sorayım mı? Bu 20 derecede Tonguç'um, bu ise Tonguç'um 10 derecede. Sıcaklık nereden nereye doğru akar Tonguç evladım benim? Tabii ki de 10'dan 20'ye akar. İşte, dangoz musun? Evet. Sıcaktan soğuğa doğru akar. İşte orada büyüklüğüne mülkle takılmayacaksın. Orada sıcak ve soğuk sıcaklığına bakacaksın diyoruz. Tonguç'um, grafik olmamaya baktığımız zaman mesela bir tane grafik vermiş bize. Demiş ki bir L maddesi var demiş. L maddesinin sıcaklığı 70 dereceden 30 dereceye düşüyor. K maddesinin sıcaklığı ise 20 dereceden 30 dereceye çıkıyor. Ve bunların ikisi de 30 dereceden sonra sabit bir şekilde kalıyor demiş. Şimdi ondan sonra buraya geldik. K ve L sularına bak. İki tane suyu birbirine karıştırıyorsun. Aslında bunun grafiğini çizmiş burada. Bu ikisi birbirine karıştırıldığı zaman aslında karşımıza böyle bir şey çıkıyorsa Tonguç'um, burada ısı alan maddeye baktığımız zaman, şimdi sıcaklığı azalan bir madde için ısı almış mıdır, vermiş midir deriz Tonguç evladım benim tabii ki. Isı vermiştir. Süper. O zaman L dediğimiz şey ısı vermiştir diyoruz. Tam tersine K'da 20'den 30 derece çıktığı için ısı almıştır diyebiliriz. Dolayısıyla ısı alan madde burada K maddesidir diyebiliriz çok net bir şekilde. Kütlesi fazla olan su hangi kaptadır? Şimdi Tonguç'um bak, bu ikisi, bu 20 derecede. K kabı ilk başta 20 derecedeymiş. Bu L kabı ise 70 dereceymiş. İkisini birbirine karıştırınca bu karışımın sıcaklığı 30 derece çıkmış. O zaman K kabının sıcaklığı sadece 10 derece değişmişken L kabının sıcaklığı 70'den 30'a düşmüş. Yani 40 dereceymiş. Demek ki L kabı sıcaklığı çok değişmiş, bunun da az değişmiş. Sıcaklığı çok değişen Tonguç az olan maddedir. Çünkü sıcaklığı çok az olan maddeyi ısıtmak, soğutmak kolaydır. Tonguç, mesela şu sürahideki suyu mu ısıtmak, soğutmak daha kolaydır sence? Yoksa şuradaki ufacık su gibi olan çayı mı ısıtmak zor? Tabii ki bu, bunu çok az madde olduğu için daha kolaydır. Dolayısıyla kütlesi fazla olan su aslında K kabındadır. Çünkü bu adamın sıcaklığı çok az değişmiş. Demek ki bu kütlesi fazla olduğu için az değişmiş. Bu da kütlesi az olduğu için çok değişmiş diyebiliriz sıcaklığı. Geldik Tonguç'um buzların erime sürelerine. Şimdi Tonguç'um, bir 80 derecede iki bardak suyum var. Bir tanesinde çok az su var 80 derecede, bir tanesinde çok fazla su var. Sen bunları buzların üzerine döktüğün zaman buzlar hangisi daha hızlı erir Tonguç'um bunlardan? Tabii ki bu daha hızlı erir. Çünkü burada daha fazla su var. Daha fazla su daha hızlı eritir diyoruz. O zaman erime süresine baktığım zaman bu daha kısadır, bu daha fazladır. O zaman birinci bardağın erime süresi ikinci bardağın erime süresinden daha fazladır. Bir kere bunu söyledik. Peki eşit süre özdeş ısıtıcılarla, mesela 30 derece 30 derecede 3 tane kabım var. 200 mililitre su, bu 100 mililitre su, bu da 50 mililitre su. Yani buradaki su kütlesi daha fazla. Bu su kütlesi daha fazla, bu su kütlesi daha az. Bunları eşit süre ısıtıyorsun. Özdeş, yani aynı ısıtıcılarla ısıtıyorsun. Aynı dediğim şey yani farklı değil ısıtıcılar, aynı ısıtıcılar. Isıtıldığında aynı ocakta ısıtıyorsun mesela. Kaplardaki suların son sıcaklıkları hakkında ne söyleyebilirsin? Kaplardaki son bak bunların üçüne de eşit süre özdeş sistem aynı ısıyı veriyorsun. Aynı ısıyı verirsen hangisi daha kolay ısınır Tonguç'um? Tabii ki kütlesi az olan. O zaman kütlesi az olanın bu bir anda 30 dereceden 80 dereceye çıkar mesela. Bu 30 dereceden 50 dereceye çıkar. Bu 30 dereceden 40 dereceye çıkar. Çünkü bu çok az olduğu için bunun sıcaklık artışı çok fazla olur. 30, 40, 50, 60 diyelim burada, çok abartmayalım. Dolayısıyla bunun sıcaklığı daha fazla olur. Dolayısıyla son sıcaklıkları daha fazla olan M büyüktür, L büyüktür, K diyebilirsin. Özdeş ısıtıcılarla her bir kabın sıcaklığını 100 derece yapmak istiyorsak eğer, yani bunun artık 40 derece falan değil. Ben bunu 100 dereceye çıkarmak istiyorum. Bunu da 100 dereceye çıkarmıyorum. Bunu da 100 dereceye çıkarmıyorum. Burada üçünde de 70 derece artıracağım. Tam problem yok. Ama bunu 70 derece arttırmak mı daha zor? Bunu 70 derece arttırmak mı daha zor? Tabii ki en soldaki. Harikasın. Çünkü o zaman çok fazla su var. Süper. O zaman ısıtma süresi K'da daha fazla olmak zorunda. Çünkü bunu ısıtmak çok zordu. Çok daha fazla suyu daha zor, daha geç ısıtırsın diyoruz. Tonguç'un maddenin tanecik yapısına baktığımız zaman maddenin 3 hali vardı. Birincisi katı, ikincisi sıvı, üçüncüsü de gazlı, biliyorsunuz zaten. Katının tanecikleri birbirine çok yakın Tonguç'um. Sıvının tanecikleri birbirinden birazcık daha uzak. Gazın tanecikleri birbirinden baya bir uzaktı. Dolayısıyla katı, sıvı, gazın taneciklerine baktığımız zaman işte katı modeli aslında budur. Sıvı modeli aslında budur. Gaz modeli de aslında budur diyeceğiz. Peki Tonguç, bunlardan hangisinin sıkıştırılabildiğini söyleyebilir misin bana? Hangisi sıkıştırılabilir? Tabii ki gazları sıkıştırabiliriz. Dolayısıyla gazları sıkıştırabilirken katıları veya sıvıları ben bu katıyı sıkıştırabilir miyim? Al, sıkıştıramıyorum işte. Gitmiyor bir yere. Veya sıvıyı sıkıştırabilir miyim? Hayır, onu da sıkıştıramam. Ama gazı sıkıştırabilirim. Öteleme özelliği dediğimiz şey ise akışkan olan hangisi ise bunların öteleme özelliğine sahiptir. Şimdi bütün tanecikler, bütün maddenin tanecikleri, yani katı, sıvı, gaz olsun fark etmez, titreşim hareketi yaparlar Tonguç'um. Maddenin taneciklerinin hareketinden en önemlilerinden bir tanesi titreşimdir ve bütün tanecikler aslında katı, sıvı, gaz hiç fark etmez titreşim hareketi yaparlar. Onun yanında Tonguç'um, titreşim hareketinin yanında sıvı tanecikler ve gaz tanecikler akabildikleri için, bir yerden bir yere doğru gittikleri için öteleme hareketi de yaparlar. Dolayısıyla öteleme özelliği olanlar 2 ve 3'tür diyebiliriz Tonguç evladım. Belirli şekli olanlara baktığımız zaman katıların belirli şekilleri, bak bu bir katı madde. Katının belli bir şekli vardır. Dolayısıyla belli şekli olanlarda 1 yazarım. Peki sıvının belli bir şekli var mı Tonguç? Mesela şu. Bardağın şişesi var. Şimdi böyle yaptım yamuldu. Şimdi böyle yaptım yamuldu. Garip şekillere girebilir. Dolayısıyla sıvıların veya gazların... Su gibisin. Ne diyorsun evladım, dangoz mu? Sürekli yer değiştiriyorsun manasını. Aynen öyle. Akışkan bir yapıya sahip. Dolayısıyla sıvı ve gazların böyle bir özelliği yok. Belli bir şey yok. Belli bir hacmi deseydi ama Tonguç'um, bunların belli bir hacmi, bunların belli hacmi vardır. 2 litre süt mesela. Ama gazların belli bir hacmi yoktur. Onu da hatırlayalım diyoruz Tonguç. Şimdi geldik ısı iletkenlikleri ve yalıtkanlıklarına. Tonguç'um bu konuda aslında çok önemli. Isı iletkenlik ve yalıtkanlıkta ısı alışverişini anlayabilmemiz için çok önemli bir altyapı oluşturacak. Şimdi ısı iletken ve öz ısıyı anlayabilmemiz için altyapı oluşturacak. Isı iletkenlikleri ve yalıtkanlıklara baktığımız zaman demir Tonguç'un metal olduğu için ısı iletkeni bir maddedir. Ama tahta metal olmadığı için ısı yalıtkanı bir maddedir. Isıyı bir yerden bir yere rahatlıkla geçirmez. Yani mesela ben şurayı çakmak tutsam, şu ucuna çakmak tutsam, buradan elimle hissedebilir miyim? Hissedemem. Çünkü plastik yalıtkan bir maddedir. Plastik yalıtkan olduğu için hissedemem. Ama bu metal olsaydı, metal çubuk olsaydı, mesela çay kaşığını çaya daldırsaydım sıcakça, hemen elim yanardı. İşte çünkü metaller, yani çelik ve bakır ısı iletkenin madde oldukları için diyoruz ve maddenin cinsine göre değişiyor. Genellikle Tonguç'un mesela tost makinesinde ısı iletsin de tostumuzu pişirsin diye tostun dokunduğu yerler ısı iletken olan metalden, ama bizim elimizi yakmasın diye işte tuttuğumuz yerlerse ısı yalıtkanı maddeden yapılır. Veya işte çaydanlığı tuttuğumuz yerler ısı yalıtkanı, çaydanlığın aşağıdaki ocakla temas ettiği yerlerse ısı iletkeni maddeden yapılır ki çayı ısısın diyoruz. Isı iletkenliği deney sorusuna baktığımız zaman çok önemli bir deney sorusu bu da. Şimdi Tonguç, bakır, metal ve plastik 3 tane çubuk koymuşuz. KLM, çubukları veya bilmiyoruz hangileri olduğunu. Şimdi buralara mum bağlamışız ve hangisi, bak mumlar konuyor ve ısıtmaya başlıyorsun. Ve diyor ki Tonguç'um, buralardan ısıtmaya başlıyor. Mesela şuraya bir alev koydun, hop mum koydun, tamam mı? Ondan sonra bu muma göre Tonguç'um, sence hangi mum derken bu bir ısıtmaya başladın. Isıtmaya başladıktan sonra bu ucundan, şimdi diyor ki buradaki mumlardan hangisi ilk başta düşer diye soruyor bize. Şimdi buradaki mumlardan hangisi ilk başta düşer anlayabilmesi için şuna bakacağız. Mumun düşmesi geçen zamanda K hemen düşmüş. Bak çok az süre sonra düşmüş. M ise belli bir süre beklemiş. Demek ki K ısı iletkenliği iyi olan bir madde olduğu için çatarank diye hızlı bir şekilde buradaki ısıyı buraya iletmiş ve mumu düşürmüş. Dolayısıyla ısı iletkenlikleri K'da büyüktür. Sonra L'de, sonra M'dir. Çünkü M çok yavaş düşmüş diyoruz. Ödül sıramızı yap, yorumlara yolla, hadi bakalım. Bak Tonguç'tan başlıyor kamp. Üşenme, hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'tan başlıyor kamp. Üşenme, hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap. Senin için 7'den 8'e kamp.